Monero blockchain'inde işlemler şifrelenerek blockchain'e kaydediliyor. Dolayısıyla izlenmesi imkansız oluyor. Yani neden bahsediyorum? Mesela bir Bitcoin adresi varsa elinizde, o Bitcoin adresine gelen paralar, giden paralar ve şu andaki bakiyesini herkese açık bir şekilde zaten görebiliyorsunuz. Yani mesela YouTube'da bana bağış yapın diyen bir kişinin Bitcoin adresini aldım. Bitcoin Block Explorer diye arattığım zaman çıkan, şöyle yapalım en baştan. Block Explorer. 5-6 tane Block Explorer var. Şuradan bir tanesini açayım. Hepsi aynı işi yapıyor zaten. Buraya bu adresi yazdığım zaman bu adresin ta ilk tanımlandığı tarihten bugüne kadar gelen bütün Bitcoin'leri, şu andaki bakiyesini, şu anki bakiyesi ve transaction'lar. Hepsini görebiliyoruz. Herkese açık olarak duruyor. Tamam. Zaten kişi de açık olarak ilan ettiği için bana bu Bitcoin adresine bağış yapın diye kendisinin olduğu belli. Ancak Monero'da böyle bir şey mümkün değil. Yani Monero Block Explorer diye buraya geldiğiniz zaman burada bloklar var. Yani işlemlerin bütünü var diyelim. Bunların içerisine gidip bir ödemeyi kim kime yaptı, bunu görmenizin bir imkanı yok. Tamam. Dolayısıyla da şifrelenmiş duruyor. Tabii burada başka konular devreye giriyor, güvenlikle alakalı. Bazı ülkeler bu yüzden dolayı Monero'yu yasakladılar. Countries Coin diye aratalım. Monero Price Coin'ler Polonya'da yasaklandı diyor. Binance Privacy Coin'leri delist etti diyor Avrupa'daki borsalarda. Benim bildiğim Kanada ve Avustralya, yani şunlar, evet. Avustralya Monero'yu yasaklamış. Güney Kore de yasaklamış. Dolayısıyla böyle bir riski de var. Monero taşımayı ve Monero cüzdanının bulunmasını yasa dışı olarak ilan edilmesinin riski var. Bu özelliğinden dolayı, yüksek düzeyde şifreleme yapılmasından dolayı. Tamam. Yani bir Bitcoin adresine, Litecoin'i de aynı şekilde buraya yazdığınız zaman bütün işlemler ta ilk tanımlanmasından itibaren ve kimden geldiği de belli yani. Hangi adresten oraya gönderildiği de belli. Monero'da ise tabii bunu bakmanın imkanı yok. Payment ID verilirse Monero'da şöyle yapılıyor. Kendi cüzdanınızın içerisinde girip, kendi oluşturduğunuz cüzdan, şurada anlatmış, ispatlamak için Transaction ID'yi varmış. Bob'un adresi diyor. Yani gönderenin adresini de olursanız, Transaction Key'de yazarsanız decrypt edip bunu görebiliyorsunuz. Şöyle cüzdanın içerisinde. Şöyle, aynen. Buraya yazdığımız zaman tamam. Yani şöyle bir dersek, şimdi borsa cüzdanında gelen miktar şöyle gözükür mü diye. Gelen adres şöyle artı koyalım. Gelen adres. Gelen adres gözükmez. Yani borsadaki cüzdanınızda gelen miktar gözükür, gelen adres gözükmez. İşlem zamanı gibi şeyler zaten gözükür. Cüzdanda şimdi siz vermediğiniz sürece gelen miktar da gözükmez. Yani siz bildirmezseniz görebilmenin imkanı yok. Gelen adres gözükmez.
Tamam. Yani bir Monero cüzdanınıza gelen miktarı ve adresi görebilmenin imkanı yoktur. Bu Explorer'lardan falan bunu bulamazsınız. Ancak gelen adresi ve Transaction ID biliyorsanız kendi cüzdanınız içerisinde kendi adresinizi de yazarak bunun miktarını görebilirsiniz. Onun dışında Block Explorer'lardan bunları görmenin, yani şu Bitcoin Block Explorer gibi yerleri için bir karşılığı yok. Monero'da bunu görebilmenin matematiksel olarak bir imkanı yok. Ama dediğim gibi bu da bir tehlike de oluyor. Ve devletler bunu yasaklayabiliyor. Avrupa'da yasaklanmış mesela. Sonra nerede yasaklanmış? Avustralya'da yasaklanmış. Başka Wikipedia sayfasında mı yazıyordu? Yani burada borsalarda yasaklanması farklı bir şey, cüzdanda tutamazsın demek farklı bir şey. Hepten bir devlet yasa çıkartıp cüzdanlarda da bunu tutamazsınız, yasa dışıdır diyebilir. Şu an için onu denememiş gördüğüm kadarıyla. Tabii böyle bir riski de var, yüksek teknoloji olmasının, takip edilemiyor olmasının böyle bir riski de var. Hepten bir yasa çıkartıp Monero tutanlar, Monero cüzdanı açanlar suç işlemektedir diyebilir. Herhangi bir devlet böyle bir şey çıkartabilir.